Arkadaşlar merhaba ben işte Hoca Ne yapıyoruz? Sıfırdan Dibiliz kampı geldik 10. güne Bugün fiilleri konuşacağız Hocam fiiller derken kitabı okuyorum Fiilimsiler diye ayrı bir bölümde var Ha fiiller derken hocam bir, Fiillere giriş yapacağız 2. Fiilde kip Fiilde yapı Çatı Ekeylem ya ne varsa konuşacağız Bugün çok önemli bir gün 10. gün hocam Aman dikkat Oruçta da ikinci günümüz sabredeceğiz, dayanacağız. Bakalım enerjimize yansıyacak mı? Yorumlarda da görelim oruç bizi etkilemiş mi? Yani tamam azıcık susuyoruz çok az acıkıyoruz eyvallah ama enerjiye yansımasın mesele o mesele o. Haydi dersler devam etsin hocam. E o zaman haydi gelsin hocam gelsin ekranımız gelsin. Evet arkadaşlar ekranımız geldi gayet net gidiyoruz. Kafayı hiç bulandırmaya gerek yok. Yani 70-80 dakikaya gerek yok. Burada hemen pıt 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 bak olay bitecek şimdi. net. Eylem, fiil. Tamam hocam sıkıntı yok. İş eylemi ya da kılıç durum ya da oluş diyoruz. Yani bütün eylemleri iş, durum ya da oluş olmak üzere 3'e ayırıyoruz. Hocam gülüyor. İşte durum mu, iş mi, oluş mu? Ya baş gitsin mantığını. Mantığıyla ne işimiz var? Biz sınavda bunu yapalım olay bitsin. Bundan sonrasında hiç işimize yaramayacak. İş, kılış, durum ve oluş. Taktiği hemen ben sana veriyorum. Eğer bir eylemin başına onu geliyorsa iş kılıştır. Onu gelmiyorsa durumdur. Oluş tamamen farklı konuşacağız. Mesela güldü. Onu güldü olur mu? Olmaz. O zaman bu durum eylemidir. Bitti. Ya da çizmiş. Onu çizmiş olur mu? Olur. O zaman bu iş eylemidir. Bitti bu kadar. Geldim mesela. Onu geldim. Olmaz. Yani onu gelmez. Bu durum eylemidir. Ama ne olsun mesela? Biliyor. Onu biliyor. Ha tamamdır oluyor. Ya bir eylemin başında onu geliyorsa iş eylemidir o. Kılıç eylemidir diye adıyla. Gelmiyorsa durumdur. E oluş neydi hocam? Oluşsa beyazladı falan gibi. Beyazladı. İşte uzamış falan fistan bu. Küflendi, bayatlandı. Yani hocam, bayatlandı mı? Evet, bayatlandı. Bayatladı. Değil mi? İhtiyarladı. Zamanla olan, kendiliğinden gerçekleşen ama daha çok zamanla olan eylemler için kullanılan bir ifade. İşimize yarayacak mı bu? Evet, çatıda işimize yarayacak arkadaşlar. Yani onu geliyorsa ışıklış dedik ya. Birazdan çatıyı konuşurken onu geliyorsa geçli diyeceğiz. Gelmiyorsa durum demiştik ya onu gelmiyorsa e onu gelmiyorsa geçişsiz diyeceğiz. Bakın arkadaşlar yaklaşık 1-1,5 dakikada anlattığım şu kısım normalde o kadar gereksiz saçma ki anlatım. Bak diyor ki mesela iş kılışın kitaplardan bahsediyorum. Diyor ki mesela kitapta nesne alabilen eylem. Hadi bakalım örnekler bak burada nesne almış falan filan. Nesne alabilen alan demiyor. Alabi almaya da bilir yani. E o zaman ne uğraşıyorum ki? Durum nesne alamayan e, tamam bu eyvallah ama iş kılış arada. Ama en net taktiği bu. Ben neyi diye soracağım. Cümlede cevabı arayacağım. Ögeleri bileceğim ya. Geç Allah'ını seversen. Eylemi buluyorsunuz. Ama eylemi doğru bulmak da önemli tabii. Yani yardım etti. Etti ne etti değil. Ne yardım etti gibi. Yani onu yardım etti. Olmaz. Onu etti. Olmaz. Yani yardım etti ifadesi olsa mesela sadece ettiye değil yardım ettiye getirmelisiniz. Gibi. Tamam. Yani bütün mesele Eylemi doğru yakalamak ve çat başına onu getirmek. Oluyorsa iş olmuyorsa doğru bitti abi. Zaten oluşuk hiç katma bile yani. Beyazladı işte ne bileyim uzadı kısaldı falan filan. Geç. Eylemde çatı. Bak şimdi. Öznesine göre çatıya baktığımız zaman neler var hocam? Bir kere etken çatı var bunu çok iyi biliyoruz. Edilgen çatı var yine cebinizde kesinlikle kalmalı. E dönüşlü var ve işteş var. Lütfen dikkat. Şimdi Gayet basit, gayet net. İşteş, işteş. Yazarsam bu ders biter zaten de bir işteş yazabilirsem, teş. İşte. Harikasın hocam. Dönüşlü işte, çok güzel. Net gidiyoruz. Bak şimdi. Öznesine göre çatıyı sorduğu zaman ya da özne yükleme ilişkisine göre hangisi farklıdır dedi. Zaman bunlara bakacağız. Ama nasıl edeceğiz? Etken eylemi, etkin eylem gibi düşününüz. Yani etki edenin belli olduğu, yani işi yapanın belli olduğu kısacası gerçek ya da gizli öznenin olduğu şey. Bakın mesela diyor ki arkadaşım diyor. Mor olsun arkadaşım çok uzun konuştu olsun mesela cümle bu. Arkadaşım çok uzun konuştu diyor. Abi konuştu eylem. Konuşan kim arkadaşım? Bitti. Bu etken çatılı. Yani işi yapan belliyse etken çatı. Bu kadar. Uzun konuştu desem mesela. Uzun konuştu. Abi kim? O. E bu da biliniyor. Yani gizli öznede de işi yapan belli zaten. Ben sen o bizse onlardan bir tanesi. E o zaman uyuma. Vallahi burada dalıyorsun. Bak daha yeni başladık. Arkadaşlar lütfen. Daha yeni başladık ya. Bir arkanıza yaslanın. Artık çay çorba dalını diyemiyorum. En azından bir arkamıza yaslanalım. Bir elimizi yüzümüzü yıkalım. Bir kendimize gelelim. Bu ne ya? Daha ilk örnekte gittik ya. Arkadaşım konuşan. E orada uzun konuştuk. Kim o? İşi yapan belli abi. Bitti etken bu. Edilgen ne hocam? Edilgende şöyle bir şey var. L ya da N2 olacak. Tamam. Edilgende L ya da N2 olmak zorunda. ikisinden birisi. Varsa ancak edilgen mi diye düşüneceğiz. Birincisi bu. Bir diğer ise arkadaşlar iş yapan asla belli olmayacak. Mesela diyor ki hemen örnek gelsin. Konu anlatıldı. Lütfen dikkat et. Konu anlatıldı. Anlatan kim? Bilmiyoruz ki. Anlatmaktan anlatılmak. Anlamak anlatmak anlatılmak. L var mı? Var hemen cümlenin başına birileri tarafından getiriyorsunuz arkadaşlar. BT yazdım bakın oraya. Birileri tarafından yani. Birileri tarafından konu anlatıldı oluyor. O zaman bu edilgen çatım. Yani önce L ya da n ekine bakıyorsunuz. Sonrasında ise arkadaşlar aman dikkat. Birileri tarafından getiriyorsunuz. Oluyorsa bu edilgendir. Bu kadar basit. Başka hocam? Mesela vesaire vesaire kaldırımlar temizlendi olsun. Temizlendi. Bu sefer de N ekini görüyoruz. Temizlemekten temizlenmek. Ekimiz var. L ya da N varsa aklımıza edilgen gelecek. Birileri tarafından getireceğiz, birileri tarafından kaldırımlar temizlendi. Oluyor o zaman edilgen diyeceğiz. Abi bu kadar. Vallahi de billahi de bu kadar arkadaşlar. Kasmayın. Biz gözümüzde büyütüyoruz bunu. Biz kendimiz, sen, ben, o, bu. Lütfen. Gözünüzde büyütmeyin. Çok basit. Çatı 3 dakikalık konu. 3-3. 3,5 üç. Yani üç. buçuk dakika olsa al çöpe at yani. Bu ne Allah'ını seversen. Abi böyle aralara şeyler kattığımı, uzattığıma bakmayın yani. 3 dakika sürmez bu konu. Bu ne Allah'ını seversen. Dönüşlü. Dönüşlü de ne ya da L olacak. E az önce Edilgen için de L ya da ne demiştik? Ha, burada iş yapan belli olacak. Bunun farkı bu arkadaşlar. Nasıl yani hocam anlamadım. E hadi örnekler gelsin iyice anlayalım. Mesela diyor ki öğrenciler çok sevindi diyor. Sevmekten sevinmek. Ekimiz var mı? Var. L ya da N var mı? Evet N var. Aklıma edilgen ya da dönüşlü gelecek artık. Tamam. Hemen ne yapıyorum? İş yapan belli mi diye bakıyorum. Sevinen kim? Öğrenciler. E tamamdır bu dönüşlü. Yani işi yapan yaptığı işten etkileniyor. Adeta eylem kendine dönüyor. Dönüşlülük ifadesi buradan geliyor. Tamam. Dönüşlü ifadesi de budur. Yani L ya da neyi bulacağız yüklemde? Tamam hocam. Eyvallah. Tabii yüklem bir eylem olsun. Yani eylemde çatı. Başlık çok önemli. İsim cümlelerinde çatı aranmaz arkadaşlar. O yüzden mesela defterdi. Yüklem buysa defterde de artık bir şey arama yani. Doğal olarak geldi gitti koştu baktı falan olsun. Yani bir şekilde mutlaka eylem olsun. Tamam hocam. E tamam. Ben bakıyorum eyleme. L ya da ne var mı? Var. Hemen bakıyorum iş yapan belli mi? Belliyse dönüştür. Değilse edilgen. Bu kadar basit. İşteş. Ya daşteş diye bir ek var Türkçe'de. Meslektaş aynı mesleği yapan. Vatandaş aynı vatandan. Bu adaş aynı addan. E işteş. E aynı işten. Aynı işi yapan. Doğal olarak bakın arkadaşlar. işte karşılıklı ya da birlikte yapılma zorunluluğu var. Eylem ya karşılıklı yapılan bir eylem olacak ya da birlikte yapılan bir eylem. Bu zorunlu arkadaşlar. Ne demek istiyorsunuz? Mesela diyor ki yağmurda bekleştik Artık eylemler bizim için önemli Çok ne yaptığı kimin ne yaptığı önemli değil Bekleştik kim biz Şimdi beklemekten bekleşmek İşteş atı için şey eki olması şart arkadaşlar Şey eki olacak beklemekten bekleşmek Yüklemi buldum hocam eki de buldum Peki karşılıklı ya da birlikte mi Evet bekleşmek birlikte yapılan bir eylem Evet tamam süper o zaman ben buna çok rahat işteş diyebilirim Tamam bundan ibaret Başka hiçbir şey değil. Selamlaşmak mesela. Selamlamaktan selamlaşmak. Karşılıklı mı? Evet hocam. E o zaman işte. Tüm bunların dışında hepinizin çok iyi bildiği, gereksiz ama hepimizin çok iyi bildiği güreş, barış, yarış, Allah aşkına ya yani savaş, Saçma sapan örnekler ne alakası bunlar? Alakası örnekler bunlar. Yani bu dört tanesi şöyle geçer biliyorsunuz. Ek olmadığı halde normalde savmaktan savaş gibi düşünebiliriz ama ek olmadığı halde işteş kabul edilen dört istisnai örnek. Yani gür diye köke inmezsin güreş dersin. Sav çok demezsin. Bar, yar falan demezsin. Bunlar köktür adeta. E doğal olarak bunları işleş kabul ediyoruz. Gereksizdir. Yeryüzünde her yerde geçtiği için sorulma ihtimali sıfırdır. İnşallah sorulur yaparsınız. O ayrı bir konu. Evet hocam geldik nesnesine göre. Çatı bitti. Öznesine göre çatı bu. E nasıl sorar hocam? Hangisi özne yükleme ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır falan diyebilir. Hazır olmakta fayda var. Peki hadi devam edelim arkadaşlar. Nesnesine göre çatıdayız. Nesnesine göre çatıda ne var? Hemen onu da bir görelim arkadaşlar. Bir tanesi geçişli G nokta Bir tanesi geçişsiz. Bir diğeri ettirgen. ama dikkat. Bir diğeri ise oldurgan. Var mı soru işareti? yok. Her şey net. Bakın ikinci sayfaya ihtiyaç duymuyoruz bile. Geçişli dediğimiz şey onu alabilen eylemler. Mesela ne olsun onu alabilen olacağı için artı olsun. Mesela yazdım. Onu yazdım. Tamamdır. Bu geçişli. Onu alamayan eylemlerse geçişsiz eylemler. Mesela doydu. Onu doydu. Olmaz. Onu gelmez. Buna da geçişsiz diyoruz. Etirgen dediğimiz şey ise T. R ya da tırtır eklerinden birini barındırmak zorunda. Bu eklerden biri olacak. R, T ya da tırtır. Ve daha da önemlisi iki defa onu gelebilecek. Yani şuradaki ettirgendeki TT'ler var onları artı artı gibi düşün lütfen. Artı artı taktiği orijinal taktiğimizdir arkadaşlar. Bize aittir. Ettirgen TT. Bu ne demek hocam? Mesela yazdırdım. Önce köke onu getiriyorsunuz. Onu yazmak oluyor. Onu yazdırmak oluyor. Artı artı. O zaman ben buna ettirgen eylem diyoruz. Diyoruz. Ben diyoruz. Ben diyorum. Net. Evet, var mı problem? Yok. Oldurgan'da da yine bakın dikkat. T. R ya da tırtir olacak. Eyvallah. Ama bu sefer olay değişecek. Mesela doyurdum. Şimdi. Onu doymak diye bir şey yok. Eksi. Ama onu doyurmak var. Artı. Oldurganda ise eksi artı taktiğini kullanacağız. Ekler zaten adında gizli bak. T, tır, tır oldurgandaki durdur bunların hepsi bunların eki zaten. Doğal olarak nesnesine göre değil de nesne yükleme ilişkisine göre hangisi farklıdır diye sorabilir haberiniz olsun. Mesela taşıtmış. ta Taşıtmış. Bakalım arkadaşlar ettirgen mi oldurgan mı? Kelime kökü taşımak artı taşıtmak artı 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 ise buna çok bariz ettirgen diyoruz. Var mı soru işareti? Yok. Gayet net her şey. Eylemde çatı bitmiştir. Eylemde çatı lütfen dikkat. Eylem konusuyla alakalı yani isim cümlelerinde çatı aranması bir daha bir daha söylemiş olalım. Bu kadar. Bu sene gelme ihtimali yok tabii ki %0. Sıfırın altında. Ama gelirse düşüncesiyle tabii ki bunu anlatıyoruz. Sonuçta müfredattan kalktı diye bir şey yok. 100 yıldır sorulmuyor yani çatıdan haberi yok sınavın. Sınavın çatıdan haberi yok o kadar söyleyeyim. Bence bu sene gelme ihtimali Çeyn'in bile soru hatta. Ç harfi bile sınavda gelemez ya. Bu sene Ç harfi bile gelmez. O kadar net ama yine de her ne kadar emin olsak da müfredattan kalktı hocam gibi bir açıklama yapılmadığı için anlatım bozukluğunu dahi hala anlatıyoruz. Ek gelebilir tabii ki ama gelme ihtimali inanılmaz düşük. Biz hazır olalım. Peki eylemde yapı gelir mi? Gelir arkadaşlar. Nerede gelir? Ya ögelerde bile işine yarayacak şekilde gelir. O kadar önemli. Şimdi eylemde yapı. Bırak eylemi falan. Yapıya bak en azından. Yapı dendiği zaman neye bakıyorduk? Basit, türemiş ya da birleşik. Tabii bir sözcüğün yapısıysa. Cümle neni yapısı seneye bakıyorduk. Basit, birleşik, sıralı, bağlı. 4 şeye bakıyoruz. Türemiş diye bir şey yok cümlede. Aman dikkat. Peki, basit eylemden kastınız ne hocam? Mesela ne olsun? Gitmiş. Lütfen dikkat arkadaşlar. Gitmek kelime kökü doğru mudur? Doğru hocam. Mışmış, gitmiş ben duydum. Mu? Duyulan geçmiş zaman. Ya bu ki peki? Ki peki çekim ekidir biliyorsun. Onları konuştuk, yapıda konuştuk, sözcükte yapıda. Doğal olarak bu kelime herhangi bir yapım eki almadığı için basit bir kelimedir. Eylem mi? Gitmek. Evet, o zaman basit eylem. Yani basit eylem demek sana bambaşka kapılar açmıyor. Hocam basit eylem vallahi bir öğrendim. Neler ne? Hayır abi bildiğin yapı inceliyorsun şu an ya. Yani. Sadece birleşik eylem sana farklı kapılar açacak. Bu önem taşıyor. Mesela ne olsun? Sız, dır, Lütfen dikkat. Kelime kökü sızmak. Doğru mu? Doğru hocam. Sızmaktan sızdırmak. Bu neyden ne yapan bir ek? Sızmak fiil, sızdırmak da fiil. E, fiilden fiil yapan yapım eki. Ha tamamdır. Fiilden fiil yapan yapım bitti ya artık. Dı diye gerek yok ki bakmaya. Dı diye çekim ki Geç. Türemiş. Yapım eki varsa türemiş. Yoksa basit diyoruz. Peki birleşik dersek. Bakın dikkat. Bir eylemin birleşik olması demek. Üç başlığı incelemen gerekiyor demek hocam. Haydi bunu da böyle yapmış ol. İğrenç bir tablo oldu ama olsun çok işe yarayacak. Mesela bir tanesi arkadaşlar. Aman dikkat. Anlamca kaynaşmış. Anlamca ama dikkat kaynaşmış birleşik eylem. Anlamca kaynaşmış tamam hocam. Bir tanesi yardımcı eylemle kurulan birleşik eylem. Eyvallah. Bir diğeri ise kurallı birleşik eylem. Bak gayet net gidiyoruz. Hiç acele etme her şeyi anlayanla gideceğiz. Bak anlamca kaynaşmıştan kastımız deyimler arkadaşlar. Bütün deyimler yeryüzündeki anlamca kaynaşmış birleşik eylemdir. Mesela küplere binmek diyor. Adam küplere bindi diye yazsam şöyle. Abi küplere binmek çok sinirlenmek anlamında kullanılan bir deyim bunu biliyorsun. Ama ne küp ne de binmek artık anlam mı anlam kalmamış. Anlamlarını yitirmişler yeni bir anlam ifade ediyorlar. E tamam hocam buna ben anlamca kaynaşmış diyorum. Anlamı gittiğine göre kaynaşmışlar. Şimdi bu basit arkadaşlar bunu unutun gitsin bu çöp. Gerek yok basit bunu biliyoruz zaten. Yardımcı eylem e, o da bildiğimiz bir konu yine arkadaşlar. Bakın dikkat ne olabilir? Etmek, olmak, kılmak ve eylemek yani hocam tam 4 farklı eylemden bahsediyoruz. Yardımcı eylemden kastımız bu. Normalde 14 tane yardımcı eylem var. Onlarca var hatta öyle söyleyeyim. 14 net rakamdır ama yine de sayıdır ama yardımcı eylem sınav odaklı anlatımda sadece bu 4'üyle anılır. Her yerde de böyle geçer biliyorsunuz. Sınav dili en azından budur. Etmek, olmak, kılmak, eylemek. Mesela yardım etmek diyor. Lütfen dikkat. Et. Yardım etti. Mesela terk Etti tutturduğum kelimedir arkadaşlar biliyorsunuz. M ile birebir gelen. Neyse. Terk etti ifadesi. Ayrı yazılır falan fistan. Dursun. Sen yüklem bulurken ögele. Etti yüklem ne etti yardım mı diyorsun? Hayır canım yardım etti diyorsun. Ya da etti yüklem ne etti? Terk mi diyorsun? Hayır terk etti diyorsun. Yani sen yardımcı eylemler olan etmek, olmak, kılmak, eylemekle ilgili bir şey gördüğün zaman onu bütün alıyorsun. E tamam bitti. Birleşik eylem demek gibi. bu. Bu da tamam. Kurallıyı bilmekte büyük fayda var. Nedir hocam? Mesela yeterlik. Yeterlilik diye de yazabilirsiniz. Yeterlik diye de yazabilirsiniz. İkisi de doğru. Yeterlik, tezlik, sürerlik ve yaklaşma arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Bakın çok önemli. Vallahi bu kadar ya. Bitti. Bu var ya 5-10 sayfada anlatılıyor kitaplarda. Gerek yok ki ne yapacaksın? Ne anlatacaksın? Bitti. Bir de şimdi üzerine gibi sorumuzu çözeriz. E bu kadar. Daha neyin peşindesin ya? Neyin peşindeyiz ya? Bakın şimdi dikkat lütfen. Ne diyor? Yeterlik. Ebilmek. Yazabildi yazabildi yazarsam oraya ne yazdım belli hieroglif konuşamadım hıhıh <laughs> hieroglif gibi oldu vallahi taşın üzerine yazıyor He... Allah'ım hieroglif yazıyorum Allah'ım yardım et vallahi bu oruç benim başıma vurdu vallahi bu oruç başımıza vurdu tekrar hocam şimdi toparlıyorum evet ya Za bildi. Oh be vallahi 3 dakikada yazdım yazabildiği. Ya za Yazabildi. 4 Ece'yi 3 dakikada etap Yazabilmek, ebilmek, yazma yeterliğine sahip diyor. Yazabildi yeterlik. Aman dikkat. Peki bunun olumsuzu ne? Ya zamadı. ma e çok sık sordu bunu yine soracak. Yani yeterliğin olumsuzu da yine birleşik kelime kabul ediliyor. Yani nasıl yazabildiği birleşik bir sözcükse yazmak ve bilmekten yazamadı da birleşiktir diyor. Şurada ama emeği gördüğünüz deçe birleşik diyorsunuz o sözcüğe. Tamam cebinizde kalsın. Bu Tezlik neydi hocam? İ vermek. Geliverdi diyor mesela. Hemen rengimiz değişsin. Ops. Geliverdi. Gelmek ve vermek bu kadar. Gelmeyi verdi. Gelmeyi ver ya. Geliver. Gelmeyi ver. Bu olumlu olumlusu var. Fakat sürerlik ve yaklaşmanın olumlu olumsuz hali eyvallah ikisi de yok arkadaşlar. Bir tanesi var sadece. İkisi aynı anda yok. Bir tanesi var olumlu hali. Yani. Olumsuzu çekimi olan yeterlik ve tezliktir. Bunun hem olumlu hem olumsuz hali vardır. Ama sürelik ve yaklaşmanın olumsuz hali yoktur. Bunu lütfen unutmayınız. Peki hemen bakalım. Sürelik mesela diyor ki sen gide dur diyor ben geliyorum. Gide durmak, e durmak. Ya da söylene gelen şu söze göre söylene gelen. Ya da hemen şöyle taşıdım hocam. Ardından diyor baka kaldım, e kalmak. Baka kaldım. Yani hocam ben bakıyorum hala ardından. Baka kaldım diyor. E kalmak. Eylem devam ediyor diyor. Eylem sürüyor diyor. Tamam. Yaklaşmaysa E yazmak arkadaşlar biliyorsunuz. Ne diyor mesela? Hemen kalemimiz gelsin. Düşe yazdı. Öle yazdı. Bayıla yazdı. Az kalsın düşüyordu demek istiyor. E yazmak var. E tamamdır hocam. Hiçbir soru işareti yok. Gayet net. Eyleme yaklaşıldığını bize söylüyor. Şimdi ben bunlara hakim olmalıyım. Kurallı bir sıfatları... Eylemleri daha doğrusu bilmem de büyük fayda var. Kural 5'i sıfatları da tabii ki bilelim o da önemli. Peki eylemde yapıda bakın dikkat kocaman bir yuvarlak için alalım onu. Basit türemiş birleşiği her şeyle konuşmuş olduk. Bu kadar başka hiçbir şey yok. E o zaman hadi devam edelim neyi bekliyoruz yani neyi bekliyoruz? Eylemde kip. Yeryüzünden gereksiz konusu saçmalık. Tam bir saçmalık en gereksiz konulardan bir tanesi sorulma ihtimali sıfıra yakın. Ama lazım olan bir tarafı var. Yani sorulursa Sorulacak tek bir taraf var. Şimdi onu konuşacağız. Ama öncesinde haber kipi dediğim zaman ne hatırlıyorum? Şimdiki zaman eyvallah hocam. Geniş zaman eyvallah. Gelecek zaman eyvallah ve geniş zamanı geçmiş zaman diyelim şöyle yazalım ha geçmiş zamanı hatırlıyoruz tamam geçmişte bir düzgün yazabilirsem mükemmel olacak aman dikkat geçmiş şimdi oldu hocam geçmişi kendi içerisinde duyulan geçmiş zaman duyu görülen geçmiş zaman gör olmak üzere iki ayıracağız hani mışmış duyulan Dıdi görülen. Hani gelecek gelecek, acak acak, Hani geniş R, R, er falan. Hani şimdiki zaman yolu var ya işte ondan bahsediyoruz. Buraya kadar şey yolunda. Direk kiplerini zaten 100 yıl önce gişe diye ben ayırmıştım. Siz nerede onu cebe koymuştunuz. E o zaman bu gereklilik. E tamam gereklilik kipinde ne var Allah aşkına? Malı meli. İstek. Sağ S deme sakın. A, E süpersin. Şart sağ emirde de herhangi bir ek yok. Şimdi eklerini biliyoruz abi. Eklerini bilmeyen var mı aramızda? Yani şunu yaparsak biz ders anlatmış olur muyuz? Şimdiki zaman geliyorum, geliyorsun, geliyor. Yazalım arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu gereksiz bir şey bu. Ya sınavda ne çıkıyor hocam? Sen bana onu söyle. Şimdi ekleri biliyoruz. Eğer bir eylem bu eklerden bir tanesini alırsa basit zamanlı, iki tanesini alırsa birleşik zamanlı. Ya da basit çekimli, birleşik çekim mi diyoruz? Yani bunları bilmeniz yeter. Bunu bilelim çıkalım gidelim. Mesela baktı. Lütfen dikkat. Şurada örneklerimizi yapalım olay bilsin. Baktı. Bir tane kipeki var. Bu eylem basit çekimli bir eylemdir. Bu eylem basit zamanlı bir eylemdir. Bu kadar. Ama eylem şöyle olsa. Bakın dikkat. bakıyordu. Bu da birleşik zamanlıdır. Çünkü ek eylem gelmiş birazdan konuşacağız. Yor şimdiki zaman ve dığıdığı geçmiş zaman gibi görünüyor değil mi? Ek eylem gelmiş. Ha ne diyoruz buna? Şimdiki zamanın, şimdiki zamanın hikayesi aman dikkat. Çok önemli bu. Eğer iki tane kip eki olur da ikincisi şurası Dıdı ile biterse hikayesi mışmış ile mış biterse rivayeti e sağsa ile biterse sağsa şartı diyoruz. Uyan. Vallahi uyuyorsun ya. Daha 17-18 dakika oldu Allah'ın seversen. Daha soru çözümümüz var. Oho. Haydi toparlan. Haydi uyan lütfen. Haydi örnekler devam etsin. Mesela hocam diyor ki Görecekti Görecekmiş olsun hatta bu sefer mışmışla bitsin Görecekmiş diyor arkadaşlar Lütfen dikkat Acak ecek. Gelecek zaman mışmış mış. Geçmiş zaman o zaman Gelecek zamanın rivayeti Mışmışla biterse de rivayeti diyoruz İki tane iki peki olur Ve ikincisi mışmışla biterse Öncesindeki eylemi alarak rivayeti diyoruz Öncesindeki eylemi alarak dı diye biterse hikayesi diyoruz Peki hocam ile giderse mesela biterse demiştik hadi kullanalım onu Ar er Geniş zaman sağ S şart o zaman geniş zamanın şartı yani iki tane iki peki var ikincisi sağ S ise buna şartı diyoruz. Bakın arkadaşlar olay bu kadar başka hiçbir şey yok. Vallahi bu kadar bak mesela bilmeliydi hadi biraz daha kafalar yansın bilmeliydi malı meli gereklilik tamam. Dığ değil dı zaten ikinci kip olduğu için hikaye gerekliliğin hikayesi e bu yapsaymış e şartın rivayeti bu. Ha yani neyin peşindeyiz yani bu kadar basit. Eylemde 60 sayfa anlatırsın bunu. Vallahi bak kitapta 60 sayfada anlat bunu. Şimdiki zaman hadi bakalım gelmek filmine çekelim. Geliyorum geliyorsun geliyor. Geliyoruz geliyorsunuz geliyor. Bir de gitmeye bakalım belki orada değiş olur. Gidiyorum değişmiyor. Bir de koşmaya bakalım. E böyle anlatırsan 10 saatte kitaba sığdırırsın hocam. Kitapta 60 sayfa yaparsın bunu. Eylemde bu. Bir sayfa bile değil bak ben böyle yarım yamalak yazıya bakar mısın? Ya çöp gibi yazdım yani. Çöp gibi yazdım ona rağmen buraya sığdı. Bitti. Eylemde bu. Ek -eylem. Hocam ek -eylem dediğiniz şey. Abi ek çok basit değil mi? Allah'ını seversen. İdi. Bak İmiş ise zaman zaman tırtır ve çok nadiren iken olarak gelir arkadaşlar. Yanındayken. Yanındayken deki iken zarf fiil diyebilir misin? Hayır isme gelmiş diyemezsin. Üzerindeyken, şuradayken, buradayken bunlar zarfiil fiil olamaz. Bu kadar. Bunlar isme gelirse yüklem yapar, fiile gelirse birleşik zaman yapar. Mesela hasta kelimesi isimdir ama ek eyleme almış hastaydı artık yüklem olmuş. Yani isme geldi onu yüklem yaptı. Ama yazıyordu desem yazıyordu az önceki gibi. Şimdiki zaman hikayesi yazıyor idi. Eyleme gelirse aman dikkat birleşik zaman yapar. Bunun tek istisnası tırtirdir. Yani ek eylemin geniş zamanı dediğimiz tırtir çok istisnai bir görüntüye sahiptir. Yani hocam eyleme gelince birleşik zaman yapmaz. Normalde eyleme gelirse birleşik zaman yapar ek eylem diyoruz. Ve ek eylem aman dikkat hem isme hem fiile gelen tek çekim ekidir. İsme de gelir fiile de gelir buralarda görüldüğü üzere. Var mı hocam başka soru işaretimiz? Yok ama tekrar şunu bir yazmakta fayda var. Ek eylemin geniş zamanı dendiğini unutmayın arkadaşlar tırtire. Ek eylemin geniş zamanı. Bu kadar bitti abi. Müthiş bir şey bu. Çok güzel ayrıntılar bunlar. Peki başka ne var? E kocaman bir kalp var. Hadi Allah'ım yardım et. Bismillah başlıyoruz. Hadi oğlum. Ya şurası çok iyiydi. Bak burası etkileyici. Ama şurada hala bir kavuşamama durumu var. Yani kalp hala bir kavuşmayı bizim için simgeleyemedi. Bir türlü daha ok gelecek. Allah'a okları çizeceğiz. Buradan çıkacak falan. Çok. Yolumuz yolumuzun Neyse olacak, olacak. Kampın sonunda doğru yapacağımı düşünüyorum inşallah. Peki, 10. günde her şeyle konuştuk. Filmsi kaldı, onu konuşmadık. Onu yarın tek bir günde konuşacağız. O yüzden kitapta inanılmaz bir gidişat var. Yalnız kitabın arkadaşlar muhtemelen çoğumuzun okumadığı. Şu Rüftü Hoca'dan kısmına bir dikkat çekmek istiyorum. Sadece bir şey okuyacağım. Diyor ki, arkadaşlar merhaba ben Tam bunu geçtim. Bu değil de okuyacağım. Okuyacağım şu. 3 adımda sıfırdan dil bilgisi kitabı, elimizde tuttuğunuz kitap. 14 günde dil bilgisi fulleme kitabıdır susuyorum ve haydi hemen soru çözümüne geçiyoruz. Evet arkadaşlar sorular geldi. Hiç gözünüzde büyütmeyin. Gayet net bakıyoruz. Bakın sözcükle fiillerdeyiz. Öğreten sorulardayız. Birinci adımdayız. 2 ve 3 kalacak. Aşağı tümün hangisinde Yoreki diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır. Müthiş, efsane. Yoreki nasıl bir anlam katar abi? Şimdiki zaman eki değil mi? Evet, demek, demek ki onun dışında bir anlam arayacağız. Bu kadar basit. Gel başlayalım. Gelişmiş yapay zeka teknolojileri insanların günlük hayatlarını kolaylaştıracak yeni çözümler sunuyor. Sunuyor, sunmaya devam ediyor. Tamam, eyvallah, güzel. Biyologlar bildiğimiz anlamda yani. Biyologlar denizdeki plastik kirliliğinin deniz canlı üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde inceliyor. İncelemeye devam ediyor. Güzel. Tarihçiler antik uygarlıkları gizemlerini çözmek için yeni keşfedilen belgeleri değerlendiriyor. Eyvallah. <laughs> değerlendirilsinler hocam güzel. Yerel hükümet şehir parklarını yeniden düzenlemek ve daha yeşil alanlar oluşturmak için çalışmalar yapıyor. Yapsın eyvallah eyvallah. Astronomlar uzayın derinliklerinde yeni keşfedilen bir gezegenin atmosferindeki bileşenleri her ay düzenli analiz ediyor. Yani her ay düzenli analiz eder diyor. Bir zaman kaymasına, kip kaymasına süper burada değinmiş olalım arkadaşlar. i̇şaret var burada. Lütfen dikkat. Kip kayması şu. Burada çok güzel yerinde tam yerinde arkadaşlar. Anlam kayması, zaman kayması ya da kip kayması. Üçü de aynı şey. Anlam kayması, zaman kayması ve kip kayması. Lütfen dikkat. Bir kip eki. Bildiğimiz kip eki. Tamam net. Yor, acak, acak falan. Asli görevini yapmıyorsa. Yani gelecek zaman gelecek anlamı katması lazım. Katmıyorsa ona kip kayması diyoruz. Her sabah spor yapıyorum. Yaparım gibi. Yor kullanıyor ama şu an yapmıyor ki. Yaptığı bir şeyi söylüyor. Alışkanlığı söylüyor. Ar, ergeniz zaman gibi. Tamam. Burada da arkadaşlar bakın dikkat. Yor Şimdiki zaman anlamı katmamış. Et evet, geldik arkadaşlar ikinci soruya şöyle büyütelim. Oba süper. Hangisine yüklem istek kipi birinci çoğul kişi biçimindedir diyor. Oba tam öğreten soru arkadaşlar. Tam başlangıç sorusu bu. Yani böyle küçük küçük pati pati gidiyoruz hocam. Başlangıç daha böyle sıfır noktadayız daha. İstek kipi. İstek kipi dediği A, E. E birinci çoğul kişi dediği biz. Yapalım, edelim demek istiyor yani bu. Yani A, E'yi kullanacağız. Birinci çoğul biz olacak. Yapalım gidelim biz gidelim gibi. Bu kitapların çoğunu ailece tatil, tatil döneminde okuruz. Yarın gelirsek detayları yüz yüze konuşma da buluruz. Takımın lider oyuncuları maçtan önce basın açıklaması yapsın eyvallah. Her ayrıntıyı düşünüp insanlara doğru bilgiler verelim. A, -E, alım elim değil mi? Aman dikkat biz yapalım, biz verelim gibi. Senin sözlerini aldırıp Bunca yolu boşuna mı geldik demek istiyor başka şeyler söylemek istiyor ama asla istek yok arkadaşlar ikinci cevabı da denizde olacak aman dikkat bir yandan da kitap yanımda oradan da işaretleyerek gitmeye çalışıyorum evet bu parçanın normal hangisinde ek fiil eyvallah kullanılmamıştır diyor oba bakalım 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 Psikoloji insan duygularını düşünerek ve davranışlarını incelediği için verileri diğer alanlara nazaran gözlem analizi her zaman daha uygundur dırdır burada ek eylem var birinin olduğu seçenekleri elelim her ne kadar günlük yaşamımızda bilimsel yöntemlerle sınama fırsatımız olmasa da insan duygularına, düşüncelerine ve davranışlarına dair hipotezlerimiz olur. Burada yok. 2 olacak cevaplarda. Doğru cevap 2 ve 4. 3. Bu da tıpkı yukarıda birkaçından bahsettiğim akıl oyunları gibi zihnimizin bize oynadığı bir oyundur aslında. Dır dir burada var. Bir insana diyor dair vardığımız sonuçtan her zaman doğru. Geçerli ve en önemlisi de bilimsel olmayabilir. Burada bir şey yok geniş zaman eki var. Bir başka yanılgı da bilimin her zaman şaşırtan sonuçlar üretmesidir. Dır dir her tarafta iki eylem var. Ek fiil var ama 2 ve 4'te yok. E Ceyhan dedik geldik arkadaşlar dördüncü sorumuza bu dizelerde bulunan eylemlerin kipleri sırasıyla aşağıya hangisi doğru verilmiştir diyor bilemem hmm, bilebilirim aman dikkat bilemem ne ara işte bir ara demek istiyor değil mi bilemem aradan geçti kaç sene bilemem ifadesi bir geniş zamandır arkadaşlar bilirim ifadesinin olumsuzudur çünkü süper bak bunu çok iyi hatırlatmış olduk o yüzden dedim ya bir an önce soruya geçelim sorudan öğreneceğimiz çok şey var diye geniş zamandır bilirim bilemem de geniş zamanda çekimlenmiş. Aradan geçti kaç sene? Geçti. Dı değil. Görülen geçmiş zaman. Memleketin nere? Kimsin? Adın ne? Memleketin nere? Kimsin? Adın ne? Ha. Çok daha güzel vurgulu okulduk. Tamamdır. Görülen geçmiş zaman. Doğru cevap kesinlikle Adana'dır. Bu kadar basit. Başka bir şey yok. Devam. Ne diyor Adana hemen işaretlerim. Evet. Aşağı cümle hangisinde emir kipiyle çekimlenmiş bir eylem yoktur? Oba sağlam. Her bir oyuncu bu sabahtan antrenman saatinde hazır olsun. Bu iş uzun sürece benziyor. Siz mesai bitiminde gelin. Eyvallah. Tamamdır. Güzel. Haberlerde yazılan her yazıya nasıl inanırsınız? Nasıl yaparsınız? İnanır, inanmak, ır ir, geniş zaman nasıl bu emir olabilir değil mi? Burada bir kipeki var zaten. Kipeki olmasın. Sadece emir olsun. Yani eki olmasın kısacası. Bak oku. Ek yok. Kipeki yok yani. Emir eksiz biliyorsunuz. Sorsun. Sınsın. Yine bir kipeki yok. Gelin. Olsun. Ya emir ki bile çekilmemiş. Kipeki yok derken haber kipi yok. Herhangi bir zaman eki yok, bir şey yok. Emir gibi bunlar. Gelin mesela var mı burada gelecek zaman geçmiş zaman? Yok. Direkt emir bu. Ama inanırsınız da ır ir geniş zamandır sınırsınız sınır de zaten şahıs. Yani burada emir yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik 6. sorumuza. Yeryüzünün en zor sorusudur. Evet evet yeryüzünde, kainatta, evrende yazılmış en zor sorudur. Öğreten kısmına denk gelmiş saygı duyuyoruz. Öğreten sorular kısmında duruyor saygı duyuyoruz. Ama inanılmaz bir dikkat ölçüyor. Abi böyle bir şey yok yok yok. Vallahi billahi yok. Şu ana kadar yok böyle bir soru yok yani. Efsane. Bak şimdi. Abi kendin bir bak bir kendin bir bak. Ben okuyayım soruyu yine de. Bu parçadaki altı bölümden hangisi birleşik fiil grubudur? Abi birleşik fiil dediğine anlamca kaynaşmış. Birleşik yardımcı eylemle kurulan. E bir de zaten kurallı birleşik. Bunların hepsini konuştuk. Tamam. Şimdi ortaya çıkmak. Deyim. Biçim vermek yine deyim. Göçlerin biçim verdiği diyor. Bir deyimsel ifadeler yani. Anlam kaybı da var maalesef inşa edilen, inşa etmek, etmek var abi. Yardımcı eylem, göç etmek yardımcı eylem. Gözler önüne sormak yine bir deyim. Gözler önüne sermek. E cevap ne abi? Bakın arkadaşlar başlıyoruz. Hangisi birleşik fiil grubudur? Ortaya çıkan an en var. Ortaya çıkan bu bir fiilimsi grubu. Bu eylem değil ki. Biçim verdiği diktik, sıfat fiil var. Fiilimsi grubu bu. İnşa edilen an en. Göç etmesinin mame. Abi bunların hepsi fiilimsi. Doğal olarak gözler önüne seriyor sermek eylem hala. Yani doğru cevap kesinlikle Edirne olacak. Deyim biliyorsunuz bu gözler önüne sermek. Anlamca kaynaşmış birleşik eylem. Abi çok iyiydi ya. Vallahi billahi çok iyi ya. Yani bu soruyu anlayan bir öğrencinin artık eylemden soru kaçırma ihtimali yok. Tekrar ediyorum. 1, 2, 3, 4 fiilimsi grubudur. Fiil değildir. Çıkan, gelen, giden diyor bak. Verdiği diyor sıfat fiil eki var. Göç etmesin. Nisim fiil eki var. Amman dikkat yani etmek hocam göç etmek hemen birleşik değil. Hayır. Göç etmesinin mame hala fiilimsi o fiil değil. Aman dikkat çok iyiydi abi ya. Efsaneydi vallahi billahi. Peki 6 Edirne evet işaret edelim. Geldik 7'ye. Bu dizerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi birleşik zamanlı fiil değildir diyor. Bakalım duymamıştır. Severdi duysaydı, okusaydı, severdi, konuşmuştuk bunu arkadaşlar. Ne demiştik? Dırdir ek eylemi fiile geldiğinde birleşik zaman yapmaz demiştik. Doğru cevap 1 olacak. Duysaydı şart kipinin hikayesi ya da şartın hikayesi kısaca. Severdi, geniş zamanın hikayesi. Okusaydı şartın hikayesi. Severdi, e, geniş zamanın hikayesi. Eyvallah hocam. Doğru cevap kesinlikle Adana olacak. Çok iyiydi. Bu dizilerde aşağıda hangisi yoktur diyor. Oba çok iyi arkadaşlar. Bölüştüler gönlümüyle aklımı. Yalnız bakalım istek, emir, türemiş, geniş zaman. <laughs> birleşik fiil oba sağlam. Sağlam. Bölüştüler. Bölmekten bölüşmek. Bir kere türemiş fiil burada var. Eyvallah hocam. Hemen şunu da şöyle çizerek gidelim. Daha mantıklı bir görüntü olsun. Devam. Gönlü ile aklımı davacıyım. Ara benim hakkımı. Bir yol göster. Haksız mıyım? Haklı mı? Ya bir yol göster diyor ya. Emir bu. Göster. Yap. Değil mi? Emir variz. Devam. Yorulmayayım. Yorulayım. Yorulmayayım. Şu a e var ya. Ayım eğim alım elim. Ona istek diyoruz arkadaşlar. Aman dikkat. Çok iyi biliyorsunuz. Bunu da eledik. Birleşik fiille geniş zamanlı fiil kaldı. Bakalım ne var hocam? Geniş zamanlı fiil, geniş zaman kipi dediği şey ne hocam? Geniş zaman R, R, R değil mi? Birleşik fiil dediği etmek, olmak vesaire ya da az önceki deyim olabilir. Ya da yardımcı eylem olur ya. Hemen başlayalım. Bölüşler gönlümüyle aklımı tamam. Davacıyım ara benim aklımı tamam. Bir yol göster. Hmm, yol göstermek arkadaşlar. Süper. Yol göstermek nedir? Bir deyimdir. Bir yol göster. Aksın ben bir yol göster. Bana bir yol çiz yani. Bir şeyler söyle. Değil mi? Değil Anlamca kaynaşmış birleşik eylem. E bu da var. Ama geniş zaman kipi yok. Yani göstermek zaten kök onu öylece aldım. Başka da bir şey göremiyorum. Peki hocam hadi devam edelim. Geldik 9'a 8'in Edirne olduğunu işaretlemiş olalım buradan da. Ne diyor? Bu parçada kavramlarından hangisi yoktur diyor. Hadi başlayalım. Başlayalım bakalım. Bakalım hangilerini hiç kullanmamışlar hangisini ya da. Oyun bu arada hangileri var? Yeterlik, tezlik, türemiş, basit, yardımcı fiil. Yardımcı fiil etmek olmak, kılmak, eylemek biliyorsun. Oyun İngiliz romantik şiir akımından ilham alan ögelerle dolu gezegenlerdeki fantastik dünyaları ziyaret etti. Ziyaret etmek, etmek olmak, kılmak, eylemek yardımcı fiilimiz var. Eyvallah hocam. Devam ediyoruz. Başka neler var? Bir zamanlar o dünyalarda yaşamış eski uygarlıkların geride bıraktıklarından aldığınız ilhamla kendi hikayenizi yazmanızı ve paylaşmanızı sağlıyor. Eyvallah. Yazım konusunda fazla yetenim yok diye de üzülmeyin diyor. Eyvallah hocam güzel. Zira oyun genel kurgusuyla hikaye oluşturmanıza ve düşündüklerinizi daha net ifade etmenize yardımcı olacak şekilde kurgulanmış. Kurgu kurgulamak, kurmak, kurgulanmak bir sürü yapım eki var. Tekrar kurmak, kurgu, kurgulamak, kurgulanmak türemiş eylem havada uçuyor. Süper hocam bu da tamam. Başka neler var? Basit değil tezlik fiili ibermek oba ibermek bakalım devam edelim yeterlik kaldı bir de İngilizce olması biraz zorlayabilir ebilmek eyvallah yeterlik fiilinde yakalamış olduk güzel ama fikir ve uygulama gerçekten harika bir deneyim sağlayıverecektir ibermek tezlik orada atladık hocam e o zaman basit fiil yok doğru cevap kesinlikle 9'da denizli olacak geldik onun soruya arkadaşlar ne diyor aşağıdaki hangisinde birleşik zamanlı eylem kullanılmıştır birleşik zamanlı eylem yordu gibi ya da acak ecekmiş gibi ya da saydı falan filan gibi gelseydi gitseydi yapacakmış yapıyordu ve daha onlarca kombinasyon. Bakalım hangisi de kullanılmış arkadaşlar. Sarı saçlarına deli görünümü bağlamışlar çözülme mihrimal. Önce naz sonra söz ve sonra hile. Sevilen seveni düşürür dile eyvallah. Boşa bağlanmamış bülbül gönlüne. Hocam tek tek gitmiyoruz. Tek tek gitmiyoruz. Ben şu an tak 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 İki tane kipeki arıyorum çok seri. Bülbül gülüne kar koysan göz köz olur aşkın günü Bir, kö, bir de şiirleri harcamasaydım şu an şiirleri harcadım valla. Şairlerin kemikleri zıdıyordur. Bir kör düğüm baştan sona tamamı çözemedim çözülmüyor mihribar. Gitmişti makama arzı hal için bey dedi yutkundu eğdi başını oba. Tehlike ama Cevap çıktı sanki. Hemen kalemimizin rengi şu rengi değilsin. Gitmiş de mışmış, geçmiş zaman, tıtı hikaye, geçmiş zaman hikayesi. Doğru cevap tabii ki bu. Buna duyulan geçmiş zaman hikayesi diyebilirsiniz. Mıştı mıştı yakaladık. Süper. Devam. Bu dizilerdeki numaralanmış fiillerden hangisi çatısı bakımından öteken farklıdır? Döndüm. Dağıt, kır, götür, sür. Oba. Oba. Şimdi hocam çatısı bakımından diyor Allah aşkına neye göre bakacağız? Neye göre bakacağız? Döndüm dağıt kır götür sür. Abi bu soru öyle açık bir soru ki yani zor bir soru aslında. Doğru bir soru ama zor bir soru. Çatısı bakın özneye de bak nesneye de bak diyor bana. Çatısı bakımından derse ona bakacağız. Özne nesne. yani direkt öznesi nesnesi demiyor. Şimdi özneye bakıyorum döndüm dağıt kır götür sür. Yapan belli hep Nesnesine göre bakıyorum onu döndüm olmuyor. Onu dağıt oluyor onu kır onu götür onu sür. Ha tamamdır ya nesnesine göre bakacakmışız. Bu geçişliymiş diyorum sonrasında. Bütün mesele bu çok iyi bir soru yalnız bu. Abi çok efsane çok efsane devam. 12 de Bu dilerde geçen numaralan bir sözcüklerden hangisi hangisi çekimli fiil değildir diyor. Çekimli fiil ne? Ki peki almış olması bu kadar. Dağladı, yanmadık istiyorsan git. Anırıyor. Tamam bu kadar. Bari cevap çıkmadı mı Allah aşkına? Bak ne diyor. Dağladı, yanmadık istiyorsan git. Andırıyor. Şimdi mesela hani ki peki almaması dedik ki aklımıza git geliyor değil mi öyle deyince bakınca git. Ama bu sefer de emir kipi var. Emir kipinin eki yok. E o zaman bütün fiiller çekimli diyebilir miyiz? Evet bütün fiiller çekimli tabii ki. Yani gel de çekimli, geliyor da çekimli, gelin de çekimli. Başka alternatif yok ki. E nasıl yapacağız hocam? Cümleye bakacağız. Ne diyor? Elimi beş yerinden dağladı. Dağlamaktan dağladı. Tamamdır bu kipeki. Beş parmağım bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan. Yanmadık yer bitti. Burada arkadaşlar lütfen dikkat kip eki yok. Hatta bu bir fiil değil. ki eki oku geç. Bu bir fiil değil. Bu bir fiilimsi. Dık dik. Sıfat fiil ekidir. Bu bir eylemsi. Fiilimsi. Doğru cevap kesinlikle o. Git emir kipi. İstiyorsan şimdiki zamanın şartı andırıyor. Şimdiki zaman bunların hepsi fiil. Doğal olarak tüm fiiller de çekimli. Ama lütfen dikkat arkadaşlar. Yanmadık yer derken o bir fiilimsiydi. Fiil değildi. Değildi. Yani soruyla alakası bile yoktu. Gerçekten çok iyi. Konuşurken detone oluyorum bu arada. Gerçekten falan Gerçekten çok iyiydi arkadaşlar. Çok sağlamdı. Kitaba bakıyorum. ÖSYM tarzı full etenler sizi bekliyor eyvallah. Sözcük filmler bizi bekliyor ama dur şu tiki hemen bir atalım arkadaşlar. Geleneğimizi bozmayalım. Nerede kaldığımızı atlamadan gidelim. Evet hemen ekranı getirebilirsek müthiş olacak geldi. Hemen ben de yuvarlak içine aldığım sözcük türeli fiiller yavaş yavaş bitiyor arkadaşlar. Yani vallahi bir şey kalmadı. 11, 12, 13, 14. 13, 14 rahat saat. Rahatımız rahat, güzmeşleri falan. 11, 12 oldukça yoğun. Bitiyor, bir şey kalmadı. Bu hafta içerisinde bitecek gibi görünüyor arkadaşlar. 4 gün. E tamam bitti, bir şey kalmadı. Sağlam gittik, güzel gittik. Çok güzel denemeler de bizi bekliyor inşallah arkadaşlar. Bunları bitirelim sonra da deneme yapalım. Bol bol deneme çözelim. Evet, 40 soruluk denemeler yapalım arkadaşlar. Bayağı alalım başımızı gidelim yani. Ne kadar deneme varsa çözelim. İçiniz rahat olsun. Ondan sonra zaten show zamanı gelecek. Peki hocam uzattık. Biz de seri bitmez, kamp bitmez. İçiniz rahat olsun. yeni kaplarla inşallah full tekrarla vesaire karşınıza gelmeye, gelmeye çalışırız. E o zaman uzattık hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.